Bu konuda amaç buydu. Kulüp olarak Türkiye genelinde ilk olmaktan bahsetmiştiniz. Aslında Denizli Halk Eğitim Merkezi birçok konuda ilkleri her zaman yaptı. Spor anlamında da öyle oldu. Çünkü Türkiye'de ilk kez okçuluk modülünü hazırlayıp da işte bütün halk eğitim merkezlerinde açılmasını sağlayan bir kurumdur bizim kurumumuz. Dolayısıyla bu konuda ilksiniz o ilk zaman. İlk olduk. Yani. Spor kulübü kurulması anlamında da bir ilk olduk. Tabii ki okullarda spor kulüpleri var ama halk eğitim merkezlerinde bu branşı hiç daha önce görmemiştik ve kulüp anlamında da evet biz bir ilkiz. Petele arkası geldi mi hiç? Onu izleme şansınız oldu mu? Başka... Evet, arkası geldi tabii ki. Çünkü bizim bu modülü yansıtmamız ve ders olarak okçuluğun şu an okutuluyor olması birçok ilde örnek teşkil etti. Ve birçok antrenör arkadaşım, birçok bu işin içinde olan arkadaşlarım, beden eğitimi öğretmenlerim kendi illerindeki halk eğitim merkezlerinde okçuluk kurslarını açabilirler artık ki açılıyor da artık. Ve buradan birçok sporcu yetişiyor. Bu konuda iletişiminiz nasıl diğer halk eğitimleriyle? Yardımlaşmalarınız oluyor mu? Gerçekten çok ciddi ve güzel dönüşler var. Tabii bu programın burada uygulanıyor olması okçuluk camiasındaki arkadaşlarımıza da bir rehber oldu. Dolayısıyla bizlerden bilgi alarak birçok ilde, hatta ilçede okçuluk başladığını biliyorum. Bunlardan en basit örneği Didim Okçuluğu da verebilirim mesela. Halk Eğitim Merkezi ile yola çıkmış. Güzel. Bizim referanslarımızla, bilgilerimizle yol almış bir ilçedir mesela. Şu an için o aklıma geldi ama birçok ilde de gerçekten okçuluk kursları artık var. Yani ilinizde okçuluk yapmak istiyorsanız için herhalde, Halk Eğitim Merkezi'ne başvurmak yeterli olacak. Tabii ki çok mutluyum. Evet, çünkü evet. Ben ilk Halk Eğitim Merkezi'ne geldiğimde branşım okçuluk ya, yani halk oyunları var, voleybol var, basketbol var, neden okçuluk yok? Yani bu benim tuhafıma gitti tabii ki. Şimdi çok mutluyum tabii okçuluk biraz da sonra onun maliyetiyle ilgili şeyler konuşmak istiyorum sizinle. Erdal'cığım, spor kulübünde işte biraz evvel saydık hangi yörelerin oyunlarını oynadığınızı. Bu oyunları herkes, her yaştaki insan oynayabilir mi? Bu konuda bir tereddüt oluşuyor mu? Aslında evet, insanlar öncelikle şey diye yaklaşıyor. Biz bu oyunu oynayamayız, bunu yapamayız diye yaklaşıyor ama yürüyebilen herkesin bir şekilde halk oyunlarını oynayabiliyorlar. Bir şekilde o atmosferin içine dahil olabiliyorlar. Yani 7'den 70'e dedikleri tabir evet burada geçerli. Çünkü herkes, yürüyen herkes, yürümesini bilen herkes halk oyunları oynayabiliyor. Bu güzel bir söz. Yani yürümesini bilen yürümesini herkes. Yürümesini bilen herkes. Yani her yaşa hitap eden o zaman bir oyununuz var. Var. Belki. Yani biz zaten 14 yaş üstü olarak eğitim veriyoruz Halk Eğitim Merkezi'nde. Biz sadece kurumumuzun içerisinde değil, kurumumuzun dışında da ki kurumlarla bağlantı kurup orada işte gelemeyenler, işte işaret dili içinde mesela aynı şey geçerli. Bilmeyen, işte üniversitenin içerisinde bir kurup kuruluyor. Hı. Diyorlar ki bizden istekte bulunuyorlar. Biz halk oyunları öğretmeni, işaret dili öğretmeni, işte okçuluk öğretmeni istiyoruz diye. Biz birebir yerlerinde de hizmet verebiliyoruz onlara. Hı. Sadece kurumun içerisinde değil. Güzel. O zaman talep gelen o derneklerle veya derneklerle, kurumlarla yani ortaklaşa çalışmalarımız var. Ortaklaşa çalışmalarımız devam ediyor. Birçok kurumla ortaklaşa işbirliği halinde halk eğitim çalışıyor. Dolayısıyla talep olabilecek amaç zaten halka ulaşmak. Doğru, ismin de gizli zaten değil mi? Halk eğitim. Tabii ki. Yani halkın eğitebileceği her yerde varsınız gibi geliyor. Var. Uygulamanın sağlıklı şekilde, eğitim sağlıklı şekilde verilebileceği ortam olduğu sürece ve kursiyer olduğu sürece tabii ki Halk Eğitim Merkezi oralarda kursların açılması için gayret sarf eder. Pekala, müracaatları nasıl yapabilir vatandaşımız, halkımız? Nasıl işliyor? Halk Eğitim Merkezi'nde bilgi işlem merkezimiz var. İnternetten bilgi alabilirler zaten. Hatta kayıt bile olabiliyorlar. Pekala, arama motoruna ne yazdıklarında ulaşabilirler? Denizli Halk Eğitim Merkezi yazabilirler. Ya da hani diğer illerde de aynı şekilde yazabilirler. Hatta Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden bile kendi illerinde bulunan halk eğitim merkezlerine ulaşabilirler. Sadece il olarak da düşünmemek lazım. Köy, kent, ilçe, çevre yöredeki birçok halkımız istediği kursların açılması için muhtarlıklar kanalıyla bile
halk eğitim merkezlerine çok kolay ulaşabilirler. Yani aslında ilçelerde bile var yani değil var, mi halk eğitim? Var tabii ki. İlçe müdürlüklerimiz var. Her yerine yayılmış vaziyette yani her yerinde var. Evet. Pekala biraz belki o sadece okçuluğun o kısmını. Maliyetli bir spor mu okçuluk Nursel Hanım? Biz şu ana kadar çok uzun süredir okçuluk dersleri veriyoruz. Hiçbir zaman kursiyerlerimizden bir malzeme ücreti veya herhangi bir ücret talep etmedik. Yani aslında söylenenin ve düşünülenin aksine okçuluk denizde çok ucuz. Öyle mi? Yani ücretsiz. Malzemeleri siz mi temin ediyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. O, Halk harika, Eğitim güzel. Merkezi'nin spor kulübünün desteğiyle, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'yle yapılmış olan protokolle birçok kurslarımızı okçuluk da dahil olmak üzere açabiliyoruz. Ve işbirliği halinde malzemelerimizi birbirimizle paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla öncelikle hiçbir maliyet gerektirmiyor. Fakat bir süre sonra performans sporcusu olmak isterseniz. Oradaki ne anlam ifade ediyor performans sporcusu şimdi, derken? Şimdi eğer yarışmaya katılmak istiyorsanız. Yani biraz daha profesyonel anlamda. Evet. Okçulukta biraz belli bir süre sonra malzeme ön plana çıkıyor çünkü. Sizin gelişiminiz, performans seviyenizin gelişimine göre malzemenizin de yenilenip size uygun hale getirilmesi gerekiyor. Kaçınılmazdır ki ferdi bir branştır. Herkesin yarışmada kullanacağı malzeme sadece kendisine aittir. Başka birisi kullanamaz. Dolayısıyla işte o noktadan sonra biraz kendi maliyet gerektirebiliyor. Kendi karşılamaya başlayacak. Evet, yarışmalara katılmak tabii istiyorsa. Tabii ki kendi masraflarını, kendi malzemelerini aslında daha çok karşılamaları gerekiyor. O da çok fazla gerekiyor. Maliyetli değil diyorsunuz. Evet zaten. O da sağlanabilir. O noktaya geldikten sonra zaten kişiler İnsanlar... severek tabii ki bununla ilgili yatırımlar yapabiliyorlar. Çünkü ya şey okçuluğun kişiye kazandırdığı nelerdir dediğimizde aklınıza gelen şeyler var mı Nursel Hanım? Benim aklıma mesela bir fotoğrafçılık dediğim zaman işte tabiattaki o güzellikleri görünce işte yaradanın o şeyini görüyorsunuz. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Evet. O güzel harika şeyleri fotoğraflarken. Ne bileyim veya dikkat konusunda yetenek kazanıyorsunuz. Dikkat etme, izleme noktasında. Okçulukta da bu evet. Kazandırdığı şeyler nedir çok insana? Çok spesifik faydası olduğu konular okçuluğun var. Diğer branşlardan farklı olarak. Çünkü ferdi ve siz kendinizle aslında yarışıyorsunuz. Ne güzeldir ki insanın kendisinin rakip olarak görerek bir daha üste ve daha iyiye doğru bedensel olarak da ruhsal olarak da bir üst sıraya, bir üste çıkabilmesini hissedebilmek. Dolayısıyla okçulukta bu hazzı duyabilirsiniz. Özellikle odaklanma sorunu olan, konsantrasyon eksikliği olan kişilerde okçuluk branşının kazanımları çok fazladır. Bedensel gelişimine nasıl bir faydası var diye düşünür birçok kişi. Yargılar ama, ve sorgular bunu. Ama şu söylediğiniz şeyler de yaban atılacak şeyler değil. Evet. Mesela evet, o kendinizle yarışmak o güzel bir terim. Son zamanlarda rağbette olan bir terim. Evet. Yani başkalarıyla yarışıp hırs yapacağınıza, yanlış şeyler yapacağınıza kendinizle yarışmanız bir üst seviyeye çıkmaya gayret etmeniz o güzel. İkincisi de o odaklanma. O da önemli bir şey. Benim okçulukta en çok hoşuma giden iki konudur bu. Yani güzel, kişinin kendisini şeyler. Bilmesi ve farkında olması ve gelmiş olduğu noktanın farkında olup ve nereye gitmek istediğini bilmesi ve bu amaç doğrultusunda nasıl çalışması gerektiğinin farkında olması. Tabii. Bence bu özel bir durum. Bunu okçulukta çok iyi hissedecekler. Çünkü atışlarınızdaki performansınız, atışlarınızdaki başarı bununla gerçekten direkt alakalı oluyor. Bir süre sonra bunu hissedebiliyorsunuz. Belki de hayattaki birçok başarısızlık odaklanamamak. Tabii dikkat dağınıklığı, odaklanamamak, ne istediğini tam olarak anlayamamak, kendi yaptığı işte bazı hedefleri yerinde ve doğru koyamamak. O zaman o anlamda bile sağladığı katkı küçümsenecek bir bence şey değil de, yani. Evet, öyle.